Merhaba arkadaşlar. Bu videoda for-each döngüsünden bahsedeceğim. For-each döngüsü, koleksiyon dolaşma döngüsü ve aynı zamanda sayaç kontrollü bir döngüdür. Bazı programlama dillerinde C#, JavaScript gibi for-each döngüsünün doğrudan ifade desteği olduğu gibi bazı programlama dillerinde Java, Python, C++ gibi dolaylı ifade desteği bulunmaktadır. Aslında hepsinde yapılan iş aynıdır. Bir koleksiyon içinde eleman eleman dolaşılmasını sağlar. Örneğin bu şekilde bir listeyi düşündüğümüz zaman for each döngüsü aslında ne yapacaktır? Önce bu elemanı dolaşacak, sonra bu elemanı dolaşacak ve sonra bu eleman bu şekilde koleksiyonda birer birer elemanlar dolaşacaktır. Ve bu elemanlarda siz ekrana da yazabilirsiniz, kullanabilirsiniz. Dolayısıyla bir koleksiyon olması gerekiyor ya da bir dizi üzerinde düşünecek olursak aynı şey yine geçerli olacak ve burada koleksiyon for each döngüsü yardımıyla dolaşılacaktır. Önce bir C# örneğimize bakalım. Burada bir öğrenci sınıfı görünüyor. İsim ve yaş alt alanları bulunuyor ve öğrenci nesnesi oluşunca isim ve yaşın gönderilmesi gerekir. Sınıfın string olarak ifade edilmesi de isim, boşluk, yaş şeklinde olmaktadır. Ve ben burada mesela bir öğrenci dizisi tanımlayayım. Bu şekilde bir öğrenci dizisi ve tanımladığım gibi de mesela iki tane öğrenci oluşturayım. Ve bu iki öğrenci mesela işte buradan Ahmet 55 ve yeni bir öğrenci daha, nesnesi daha oluşturuyorum. Burada da işte Mehmet 28 şeklinde öğrenciler nesnesi dizi oluştuğu gibi iki tane elemanlı ve verilerinin ne olduğu da belli bir şekilde oluşuyor. Ve bunu mesela C# dilinde for each döngüsünü kullanarak dolaşalım. Gördüğünüz gibi for each kelimesinin doğrudan desteği bulunmakta for each döngüsünün. Ve ben burada var öğrenci diyebilirim ya da öğrenci nesnesi direkt bu aslında var öğrenci dediğimiz direkt bunun türü nedir? Öğrenci sınıfıdır. In öğrenciler dediğimiz zaman bu işte for each döngüsünün C# kalıbı oluyor. Dolayısıyla dolaşacağımız koleksiyon ve koleksiyon içerisindeki her bir veriyi ayrı ayrı değerini alacak değişken adı. Yani öğrenci ilk başta Ahmet olacaktır. Sonra Mehmet olacaktır. Ve biz bunu ekrana yazmak istiyorsak yazabiliriz ya da kullanmak istiyorsak kullanabiliriz. Mesela ben burada ekrana yazmak istiyorum. Direkt öğrenci nesnesini ekrana yazıyorum. O da tabii ki toString metodunu çağıracaktır ve ekranda görebilmemiz adına şurada durdurmamız gerekecek. Bu şekilde yazıp çalıştıralım. Evet, görüldüğü gibi Ahmet ve Mehmet'i bu şekilde koleksiyonu teker teker dolaşarak ekrana yazmış olduk. Şimdi diğer bir örneğimize geçelim. Bu örneğimizde JavaScript üzerinde göstereceğim. Masa üstündeki önce bir deneme sayfasını bir görelim. Burada gördüğünüz gibi bir text box var ve bu yapmak istediğim şey aslında text box'a virgüllerle ayrılmış tam sayıları gireceğiz ve faktöriyel hesapla dediğimiz zaman aşağıdaki listeye seçme listesine her bir satırına bir sayının sonuç faktöriyelini yazacak şekilde buraya sonucu vereceğiz. Şimdi bunu Notepad'i açalım. Evet, demin gördüğümüz sayfanın işte değerli alacağımız, girdiği alacağımız yer ve bir buton var ve buton tıklandığında buton click çalışıyor. JavaScript kodu ve buton click aslında şu aşağıda yazı tanımlanmış olan faktöriyel fonksiyonunu her bir eleman için çağıracak. Dolayısıyla burada da bir benzer for each yapısı bulunuyor ve faktöriyel sınıfında aslında bir tane seçenek oluşturuyoruz. Çünkü o listede eklemek için. Daha sonra da işte sonuç eğer sayı 0 veya 1 ise sonuç 1 olacak. Yoksa işte 1 1 azaltarak iyi sonucu
faktöriyeli hesaplıyoruz. Ve en sonunda da bu cevaplar dediğimiz işte deminki o listeye, boş listeye her bir şeyi, her bir cevabı ayrı ayrı ekleyeceğiz. Şimdi burada önce bir kullanıcının virgüllerle ayırdığı değerleri getirmem gerekiyor. Buna değerler ismini verelim ve bu şekilde ID ile neyi getireceğiz buradan aslında? Bu input'u getireceğiz. Dolayısıyla bu şekilde bunu yazıyorum ve burada değerini alıyorum. Virgüllü haliyle bu şekilde geldi. Virgüllerinden kurtulup bunu bir dizi haline getirmemiz lazım. Ve buna da sayılar ismini vereyim. Virgüllerinden kurtarmak için split fonksiyonunu kullanacağım. Ve split fonksiyonunda diyeceğim ki virgüllerle ayrılmış bir şekilde olan sayıları diziye at. Sayıları diziye atacaktır. Ve işte bu noktada sayılar for each özelliğini kullanıyoruz. Ve bu for each özelliğinde direkt faktöriyel fonksiyonunu çağırıyoruz. Bakın burada her bir sayı için faktöriyel fonksiyonunu uygula demektir bu. Yine bir for each döngüsü, yine eleman eleman bir uygulama gerçekleşecektir. Ve her sayı için bunu uygulayacaktır ve her sayıyı listeye faktöriyelini hesaplamış bir şekilde atacaktır. Bunu kaydedip tekrar bu sayfayı çalıştırdığımızda işte 1, 5 ve 7 diyelim. Faktöriyel hesapla dediğimizde 1'in faktöriyeli 1, 5'in faktöriyeli 120 ve 7'nin faktöriyeli 5040 şeklinde sonuca ekrana gelecektir. Tabii burada bizi ilgilendiren kısım JavaScript'te de for each yapısının bulunması. Evet, şimdi Java diline gelelim. Java dilinde ben mesela bir tane dizi oluşturacağım. Tam sayı türünde ve tabii ki bunları listeye falan atabilmek adına ilkel türlerin sınıf halini kullanmam gerekiyor. Sayılar dizisi ve bu şekilde tanımlıyorum. Daha sonra da bir liste buradaki utility'nin altından eklediğimiz listeyi tanımlayacağım. Bir tam sayı listesi. Ve bu diziyi listeye atmak istiyorum. Yine burada da erase özelliğini kullanacağım. Erase as list deyip buraya sayıları verirsek sayılar dizisini liste haline dönüştürecektir ve burada bu listeye atamış olacağız. Daha sonra da listede yine eleman eleman dolaşmak istiyorum ama dikkat ederseniz Java'da direkt desteği yok. For each desteği nedir? For döngüsünü for each yapısında kullanabiliyoruz. Var sayı deyip işte liste içerisinde dolaş diyorum. Yani yine bir koleksiyon içerisinde dolaşabilir. Dikkat ederseniz normal bir for döngüsüne benzemiyor bu. İki nokta üst üste koyduğumuz zaman bu aslında bir for each döngüsü. Yani sayıyı listenin içerisinde dolaştıracaktır burada 10, 20, 30 şeklinde ve ben bunları ekrana yazmak istiyorum. Evet, bu şekilde çalıştırdığımızda 10, 20, 30, 40 ekrana liste eleman eleman dolaşıldığı görülmektedir. Benzer bir yapıyı, oldukça benzer bir yapıyı C++ dilinde kullanabiliriz. Burada da yine liste kütüphanesini ekliyorum bunu kullanabilmem için ve burada aynı şekilde bir sayılar dizisi oluşturuyorum. Sayılar dizisi oluşturdum. Tabii bu köşeli diye süslü parantez olacak. Bu bir liste sınıfı çünkü. Daha sonra da yine aynı Java'daki benzer yapıyla int sayı sayılar şeklinde gördüğünüz gibi kullanım birebir aynı ve bu da karşılığı aslında bir for each yapısı olduğunu söyleyebiliriz. Yine aynı şekilde boşluklarla bunu ayırıyorum ve bunu derlemek için konsolu açalım, masa üstüne gelelim.
ve deneme.cpp'yi derliyorum. Daha sonra program exe'yi çalıştırdığım zaman listenin içerisinde bulunan bu sayıları eleman eleman bir for each döngüsüyle dolaşabildiğimizi görüyoruz. Evet, son olarak Python dilinde göstermek istiyorum. Google Colab üzerinde Python dilinde göstermek istiyorum. Mesela meyveler diye bir dizi tanımlayalım Python dilinde. İşte elma, mandalina ve muz diyelim. Daha sonra bu meyveleri for each döngüsünde nasıl dolaşabiliriz? Python'da da doğrudan bir destek yok for each terimi olarak. Ama bir for döngüsünü aynı for each gibi aslında C-Sharp'a benziyor kullanımı. İşte meyve, in, meyveler diyerek bu şekilde meyveleri dolaşabiliriz. Sadece for each değil, for terimini kullanmış oluyoruz. C-Sharp'a çok benzer bir yapı. Bunu çalıştırdığımız zaman meyvelerin birer birer ekrana yazıldığını görebiliriz. Evet, bu videomuzda for each döngüsünden aslında oldukça faydalı, çok sık kullanılan bir döngü olan for each döngüsünden bahsetmeye çalıştım. Bir başka videoda görüşmek dileğiyle.